Şuradan yukarı çıkalım. Şuradan tepeden izleriz olmadı. Bir şey yaparlarsa ben çeviririm kamerayı. Çok çıkma yakta şuraya oturuyorum. Çok kalabalık. Gerçekten. İzle bakalım. Yani şeyleri de mi kaydediyor yani? Chat'i de kaydediyor. Şuna basmak çok zor geliyor ya. Ghost'umuz geldi, ilk ghost'umuz. Deniz Badi ile ben. Aynen. Şu anda New York City'nin meydanında, Times'ta. Merdivenlerde oturuyoruz. Gelmek isteyen varsa gelsin. Bağcılar meydan yapmış olur. Bağcılar. Bayağı kalabalık. Çok kalabalık şu an. Ghost ne iş yapıyor? Ben de abi delivery yapıyordum. Şimdi bir saat kadar çalışıyorum abi. Ne yapıyorsun? Maskeyi falan mı? Aynen. Garson gibi bir şey abi. Türk restoranı mı? Yok abi. Yalan. İyi yapmışsın. İyi yapmışsın. Türk'ü gurbette haşlıyor. Çocuk 2 yıldır New York'ta ama Adanalı yan kesicilere dönmüş diyor. Efendim abi? 2 yıldır New York'ta ama Adanalı yan kesicilere dönmüşsün diyor. Abi gerçekten ben daha kiloluydum. Çok kilo verdim burada. Harbi mi? Gerçekten. Genelde alıyorlar ha. Sen iyi yapmışsın. Ama adam çalışan adam kilo verir. Bayağı gerçekten fiziksel işte. Çünkü bayağı koşuyordu. 95-100 kiloydum abi. Delivery bisikletle mi yaptın? Evet. Ha, ondan. Şu an kaç kilosun? Şu an 1.80 falan verdim. Oha 20 kilo verdin ha. Bayağı verdim abi. Senin isim neydi ya? Muhammed abi. Muhammed. Nereliydin? Ben Aydın'da doğma büyüme ama İzmir'e sürekli gelip duruyorum. Aynen. 3 tane İzmir aynen. Şeyi var. Hiç Ege'li değilim hadi en kötü. Aynen. İzmir'e çok yaşadım. 6 ay orada yaşadım ama akrabalar falan çok var. Sürekli gelip duruyorum oraya. Neresinde yaşadın? Buca'da abi. Aa, benim 9 Eylül'de. Keko. Buca işte. Evet abi. Buca'nın kekosu geldi. Ben Şirinyer tarafından çıkıyorum. Bana göre Buca'lar kekoydu. Apaçiydi. Öyle ya. Gitgide daha da kötüye gidiyor. Oha Kürt olmayan bir müzik. GS'li misin? Evet abi. Adam bildi harbi. Atakan Kegri, Oç değilsin. GS'li değilse Oç'um yazmış da. Doğru tahmin etmiş. Harbiden ha. Galatasaray gibi abi her türlü. Şampiyon olmuş zaten. Hayırlı olsun buradan tebrik ederiz sizi. Hayır Oç'um. Tam Oç'sun. Biraz yol göstersin diyor. Meksika'dan geldin. Oğlum yol şu işte Meksika'ya gidiyorsun, kuzeye koşuyorsun. Değil mi? Şebekesiz olmaz mı? Yok abi. Ya olur. Niye? Ben diyecektim. Ben şimdi Türkiye'deyim diyelim. Meksika'ya bilet aldım. Dijital kuzeye koştum. Haa anasın. Koştum. Hiçbir şey olmaz abi. Bir tane dijital vizeyi alıyorsun abi zaten. Meksika'ya giriyorsun. Çok rahat bir şekilde sınıra geçiyorsun yani. Zaten polisler de hiçbir şey yapmıyor sana. Ama Meksika polisi yakalanırsan kefalet vermek zorundasın. Kimi yakalanırsan? Meksika polisi. Kaç para yakalanırsan? Meksika'ya vizeyle gidiyorsun. Şimdi eğer sınırı geçersen abi yine senin mülteci olduğunu anlıyor bazıları. Kim anlıyor? Mültecileri anlıyor abi polisler. Meksika polisleri. Oğlum Meksika'ya geldin. Sonra kuzeye koşacaksın. Seni yakalayacak olan Amerikan polisi. Yok, o zaten hiçbir sıkıntı yok oradan yani. Amerika polisi bir şey yapmıyor. Ama Meksika polisine eğer yakalanırsan şeyde geçerken yani havalimanına geçiyorsun ya Meksika. Havalimanında nasıl geçiyorsun? Oğlum vizeni alıp geleceksin zaten. Bir şey yok. Ben abi, gezmeye geldim diyeceğim. Ama geri yolluyorlar. Ama geri yolluyorlar abi birçoğunu. Çünkü aynen. Bizim Türkler çok geldi ya buraya kaçak olarak. Adam biliyor yani. Hani birçok insan diyor ben işte arkadaşım var buraya gezmeye geldim. Ama adam hiç şey yapmıyor yani. SSN'i nasıl alıyorsun? SSN'i iticana başlatıyorsun abi. Ondan sonra 150 gün içinde kabul oluyor. 180 günde eline gelmiş oluyor. Oha 6 ayda. Çalışma izni de onda mı geliyor? Aynen abi. 6 ayda çok iyi bu arada. Ben 2 yıl çalışma iznim yoktu. Tabii. Turist geldim. Tabii. Ya o çalışma izniyle her şeyi yapalım. Her şey. Sürücü bile olursun. Aynen. Sürücü bile olursun evet. Vay amına. Vay artık düşünsene abi sınırdan gel direkt 6 ay sürücü ol yılda 100 kan. 6 ay. Peki 6 ay ne yapacaksın o sırada? Abi bir şekilde çalışacaksın. Tabii tabii. Gelene kadar çalışman lazım abi. Kaçak artık düşük miktarda. Saat 8-10 dolar, 11 dolar. Tabii idareten. Tabii. Ne diye ticaret? Ama geldikten sonra da aslında bu özel bence.
Yani bunu ben olsam söylemezdim ne diye iltica. İltica özel sebep abi. Ben olsam iltica etmiş olsaydım bu Amerika ile benim aramda kalsın isterdim yani. Niye kim benim iltica ettiğimi abi öyle zaten. İltica özel sebep. Her özel dosya olduğu için Amerika mesela o bilgileri Türkiye'ye de göndermiyor. Evet. Öyle sadece... olmalı. İlticanın olayı yani, bu zaten. Evet. Bulacağınız bir sebep yapacaksınız işte. SSN demek kimlik, aynen TC kimlik no gibi bir şey. Sosyal aynı zamanda... Sosyal güvenlik numarası değil mi? Aynen. Yani onların anlayacağı dilden söylüyor. Net 100K mı yoksa vergiyle 75-80K mı? Net 100K değil tabii ki. Allah'ın olsun. Amen. Seni bir banlayalım. Bilmediğin etmeden şey yapma. Eğmeni banlayın. Oluyor işte bak böyle mallar çıkardı işte bilmeden konuştuk. Doğru. Girersin yani green card'ın geldikten sonra her türlü girersin. Önünde bir engel kalmıyor. Çok dil gerekiyor mu abi onun? Bir sınava gireceksin orada anlarsın yetiyor mu yetmiyor mu ona göre ya kolay hepsi çok kolay merak etme şimdiden onları düşünmene gerek yok önce green card'ını al o sırada kadar zaten gelişirin hemen bayağı ya aa yapıyor bana bunlar çok tırt geliyor ya. New Jersey'ye geleceğim haftaya. Deniz Vücut abi sokakta bulduğu kızla yayında kötüledi. Hangi tarafı kötü söylesin gitmeyelim. New Jersey mi kötüledin? Yoksa aynen. Kızı mı anlamadım ben. Ya biz dün yayın yaparken kız New Jersey'de bir şeyi çok kötüledi. He. Aynen. Kız dedi ki bazı yerler var dedi. Gitmemeniz lazım falan. Onu soruyor. Neresi orası ya? Sıkıntılı bir Türk bölgesi var. Peterson. Olabilir ya. Sıkıntılı değil de Türk bölgesi var. Peterson. Ya işte orada çalışırsanız sizi şöyle kazıklarlar, böyle kazıklarlar tarzı. Türk işverenlerle hepsine güvenmemeniz lazım özetle. Olabilir. Değil mi? Katılır mısın? Ben şimdi Türk işverenlerle çalışmış biri olarak sen söyle. Ben hiç çalışmadım. Hakkını ben çalıştım. Paranı mı vermediler? Vermiyorlar. Ben burada bir yerde Güllüoğlu vardı. Siz biliyor musunuz onu? Güllüoğlu. Güllüoğlu baklavacısı. New York City. Ha burada. Manhattan'daydı. Kapandı mı? Kapandı. Orada çalışıyordum. Benim de paramı 1,5 ay falan, 1,5 aylık paramı vermemişti. Oha. Sonra yavaş yavaş aldım neyse ki. Ama vermiyoruz bu çocukları para harbiden ya. Ben hatta adam baba yapıyor para 500 dolar servetim var diyordu. Al götürün. Ama adam 2-3 doların parasını falan yapıyordu ya. Yavşak ya. Bizimki de Mercedes ile geliyordu her gün. Ama bizim 200 dolar harçlığımızı vermiyordu yani hafta. Aksiyonu elif koçuz. AKP bana baskı yapıyor. Bu bir sebep değil. İlticanın sebebi ölüm kalım olması lazım. Aynen. Tehlikeli mesela, olman lazım. Diyeceksin ki ben gayim. Türkiye'de beni çok dövüyorlar, hor görüyorlar. Dönmek istemiyorum. Aynen mesela. Ben vurduruyorum diyorsun. Tamam diyorlar. Ya herhangi bir şeye dini, dini sebep de olabilir değil mi? O da var. Yani ben işte Müslüman değilim kanıtın çok. Kanıtın varsa abi. Yani ben kanıtın senin için daha avantajlı abi. Aynen. Mahkemede onaylanması daha çok onaylanması için daha avantajlı. Bir de o hakime bağlıymış. Hakimin oranına bağlı. İngilizcen nasıl? İngilizcem B1 falan abi. Yüksek B2. Çok kütlenemdir. Sürekli yanındaydı abi. O yüzden pek öğrenmeye vaktim olmadı yani. Bir de çalışmaya. 4 ay önce ben gelenlere söylüyorum. İlk başta bir Türklerden bir süre 6 ay, 1 yıl uzak durun diye. Aynen. Çünkü başka türlü gelişmiyor İngilizce. Çünkü götün sıkıştığı zaman Türkçe'ye dönebiliyorsan sıkıntı. Gelişemez o değil. Doğru. Ben siki siki konuşacaksın. Öyle öğreniyorsun. Bir Amerikan restoranında garsonluk yapmayı tavsiye ederim ben. Çünkü menajerin falan Amerikalı. Derdini full İngilizce anlatman lazım. Evet. Müşteri de Amerikalı. Onu tavsiye ederim. Ben öyle öğrendim. Work and Travel'da. Neymiş ya? Bir yere zoom yapacağım. Afgan diyeceksiniz ama bunlar burada bu işi yaparak para kazanan ablalar. Biz ne yani... işi ya? İstiyorsanız göstereyim. Ama şu an acıdan çıktılar, kadrajdan çıktılar. Tamam, birazdan girince gösteririm. Silikon milikon. Yani sokakta böyle dolanabilip fotoğraf çekip para kazanmaları çok enteresan bir şey. Ha, şu ablayı diyor. Şu an göremiyorum, önümde birisi var da. Şu an buradan gözüküyor.
Şu, bir de şu kadının gitmesi lazım önümden. İnadına sağa gidiyorlar ya. Açık kapalı çet. İzinin arkasında. Buradan zoomlayabilirim istiyorsan. Daha da sağa gittiler. Dur bekle bekle, gelir onlar gider. Ben gösteririm onu. İyi. Göstereceğim, merak etme. Tamam, madem merak ediyorsunuz, madem istiyorsunuz, göstereyim. Burada bazen bu billboardlarda şey çıkıyor. Türkiye'nin reklamı çıkıyor. Evet abi. Parayla reklam yapıyorsun abi. Ne kadar? Abi ben geçen gün sordum. 200-300 dolar mı ne? Çok 200. İyi lan. Bedava anasını satayım. Buraya çıkıyor. 10 kadar? Saniye falan mı? Abi 10 saniye ile 15 saniye arası abi. Bir kerelik mi? Oğlum çok iyi lan. Vallahi çok iyi. Günlük de var abi. Günlük de kalabiliyor. 15 saniye günlük de kalabiliyor. Kimse bakmıyor ki onların. Ya oraya çıktım diyeceksin işte. Abi zaten buradan video çekiyor. Genelde kendi sayfalarında falan paylaşıyorlar. Dostu evliliği sorsana nasıl yapmış. Ya bence ben olsaydım bu kadar özelime girmek istemezdim ya. Bunları salın. Rica vermek istiyor musun? Yok abi ya. Tamam, rica vermek istiyorum. Bunları ya burada olmayan biri bilemeyebilir ama bu kadar derin soruları bak, sormuyorsun. Ben size genel bir cevap vereyim. Bazı şeyleri Amerika'ya gelince zaten cevabını tak 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 bir yerlerden öğreniyorsun. O yüzden her siki sormanıza gerek yok Türkiye'den. Eğer gelmek istiyorsanız gelin. Çok basit, gördüğünüz gibi. Gel Meksika'ya koşarak geç. Sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Bir şekilde öğreniyorsun. Evet. O yüzden her şeyi en baştan bilmene gerek yok. Abi sen mesela sen evet, buraya gelmeden önce her şeyi biliyor muydun şöyle yapacağım? Hayır, yoksa böyle geldikten sonra böyle... Ama geldikten sonra bir şekilde yolunu buldum evet, değil mi? Abi. İşte demek istediğim bu. Ben bir de geldikten sonra 4 ay işsiz kaldım abi. Oo. Ama hiç kimseyi tanımıyorum bir de. Tek başıma ayakta durdum yani. Delivery falan mı yaptın o sürede? Abi delivery de yapıyordum o zaman. Yani hiç tanıdığın da yoktu. Hiç, sadece bir tane abiyle denk geldim. Burada, aynı burada tanış medyamda tanıştım abi. Gittim adamın evinde, adam beni 4 ay evinde misafir etti. Ne diyorsun? Gerçekten hiç para falan da almadı yani. Ya her şey olabiliyor işte. O yüzden planlamanıza gerek yok. Sadece çok istiyorsanız gelin, deneyin, görün. Ama kimse güvenerek gelecek, gelmesinler bence. Tabii. Doğru. Gerçekten. Kendi başınıza. Herkesin bambaşka hikayesi var. Yani Gökhan abi anlatsa bambaşka, ben anlatsam bambaşka. Herkesin bambaşka. Gerçekten hiçbir şey göründüğü gibi değil abi. Türkiye'deki insanlar gerçekten kolay zannediyor bazen. Ama cidden içinde yaşayan biri olarak hiç göründüğü gibi değil. Başta yani çok zor, sonra bence evet, rahat. Sonra çok kolay. Sonradan güzel abi. Evet. Ya biraz şans, biraz senin artık şeyin. Hani ne kadar yırtıcısın, ne kadarına katlanabiliyorsun. O sana kalmış. Aynen. O yüzden her şeyi baştan hesaplamanıza gerek yok. Abi, her şeyi bilmenize de gerek yok. Çünkü sizin hikayeniz farklı olacak. 20 bin dolar çok fazla yeter hem. 20 bin dolar o. Bir yıl idare edersin. Çok rahat edeceğim. Yani dikkatli harcarsan. Türkiye'de böyleydi abi. Şurada 95 geliyor. Oğlum sen bayağı kaslısın lan. Abi 46 saat sorun var o zaman. Oha. Oha. Giriymişsin abi. 95 kilo falan da var. Burada yapabiliyor musun spor? Burada yok abi. Burada full kardiyo yapıyordur bu. Evet, sürekli hareket halinde evet, ya. Abi. Kardiyoya dönmüştü. Sporu normal düzgün kendi işimi şey yapana kadar spor yapmıyorum. Nerede yaşıyorsun sen? Ben şey diyeyim abi. Brooklyn'de. Neresinde? Brooklyn'de mi oluyor orası? Ben bilmiyorum. Queens abi. Queens abi. Queens abi. Queens abi. 7 treni mi? 7 treni evet abi. 7 treni. Bir ara flash'ımda yaşıyordum. Şimdi olduğu yerde. %3 kardeşim, başka soru. Sormayın dedikçe ve detay abi soruyorlar ya. Yüzde kaç kabul olma ihtimali var? %3.8 kardeşim. Araba 10K değil, ilk aldığın araba 3-4 bin dolar olur. Benim ilk aldığım araba 3 bin dolar. Ya vücuduna boya yapan teyzeler nerede? Ben onlara bakıyorum da kaymoldular. Şimdi abi deporcuydu abi. Adam geldi. Valla mı? Evet abi. Eşiyle bir de çocuklarıyla birlikte geldi. Adam Ağustos'ta mahkemeye giriyor abi. Nisan'da final mahkemesi oluyor. Direkt hakim deport etmiş. Bir de 6 saat mahkemede kalmış. Oha. Gerçekten. Peki sonra mahkemeden sonra direkt deport mu? Arada bir süre yok mu? İki defa itiraz etme hakkı var abi. Etti mi itiraz? İtiraz etti. 2 sene sonra mahkeme aldı itiraz mahkemesi. Şu an 2 yıl daha burada. Evet abi. Eğer bir daha deport ederse bir iki yıl daha uzatır yani. Mahkeme ne kadar ileri atarsa tarihi. Hani gerçekten yani hemen şutlanmıyor. O bir de diğer hakime bağlı. Her şey hakim belirliyormuş iticalarda yani. Kimse sana sponsor olmaz dostum. Türkiye'den bir şirket. Yok yani zor. Buradaki insanlara bile olamıyorlar.
sponsorluk olayı çok ekstrem durumda. Report 7'de neden? İticası kabul olmadı işte. İnandırıcı gelmemiş işte. Bir de adam abi söyledi 5-10 dosya böyle dosyada gitmiş hakimin yanına. Yani gerçekten bile inandıramamış yani. Kabul olmamış. Yine troll sorular başladı, ben kamerayı çevireyim bunu. Herhalde. Her yayın Amerika'ya nasıl gelirim abi? Soruları bitmiyor. O şaşmıyor ya. Uçakla gelirsin kardeşim deyip bitiriyorum artık. Değil mi? Buradan sonra yolculuklara nereye gidiyorsun? Bugün mü? Yok, New York'tan sonra. New York'tan sonra döneceğim hele. Şey, o arada gitmeyeceğim böyle şeyin abine. Annemle birlikte döneceğim. Ben onu sonra uğrarım ya. Ne kadar buradasın sen? Valla 3 gün, 5 gün bilmiyorum. Ha, takılıyorum. Doğru. Uçakla bir şey yapmıyoruz. Asyalı evet çok var. Amerika'da genel olarak Asyalı ve Hintli bayağı fazla. Asyalılar hep kendi arasında bir toplaşma oluyor. Evet, onlar genelde böyle şey yapmazlar yani. Diğer milletten insanlarla çok nadiren. Bunların telefon uygulaması bile ayrı. WhatsApp gibi bir şeyleri WeChat. Var. WeChat. Çin uygulaması o. Kendi aralarında kullanıyorlar. Zoomlayamıyorum çünkü zoomlayacağım kişiler görüş açımda değil. Buradan nereye gidebiliriz ya? Central'a gidebiliriz. Birkaç sokakta kaldı. Eleman belki dondurmacıyı açmıştır. Şey mi yerini abi, bilmiyorum. O adamı biliyorum abi. Var mı dondurmacı? Ama şu an yayında mı bilmiyorum abi o adamı. Yayında mı derken? Yayında şu genelde dondurma satar. Öyle mi? Aynen. Abi ismi neydi onun? Ercan abi. Ercan. Olabilir. Ercan mı? Ercan Usta diye isim. Ercan Ulusal mı? Bak bakalım. Bulabileceksen yerini falan. Bura New York merkezi. Şey, örümcek adamın elektro şok adamla kapıştığı yer. Ora bura mı? Bura. Hatta şuraya falan yapışıyordu tam olarak galiba. Oradan güç alıyordu abi falan. Abi şu an hayda. Dondurma satıyor. Gidip dondurma almamız yok mu ya? Var mı? Mekanı neresi? Abi sen de yapabiliyorsun. Bir baksana. Araştır. Sor neredesin abi, gelelim ya. TikTok mu bu? Bilen var mı? Tam sokak ve cadde ismi lazım ya. Aynen, adres söylesin. Belki evet. Brooklyn'de vardı. Çete bakmıyor ki. Ya ben Central Park'ta olduğuna eminim aslında. Ben de oraya oldu diyeyim ya. Ama şu an yazmıyor. Listesine bak. Oğlum biraz ghostluk stalker lan. Bana geç. Videolarına bakayım diye. Yok ya, adam hiç reklam yapmıyor ki arkadaş. Sen şuraya, bak şuradan şu abi. Nerede? Nasıl lan, şurada mı adam? Orada mı satıyor evet, abi? Yok, uşağın orada değil. Burada ayrıca yemek satıyor. Sürek olduğu zaman da dondurma satıyor. Bassak şu an yayındayken çok iyi olur aslında. Olay, Levi's mağazasının karşısındaydı diyor. Levi's şurası. Ben de Central'dan diye biliyorum abi. Ama sen... Ben de Central Park diye biliyorum yani. Central Park, aynen pardon. Central Park. %90 abi. %90 abi. Ya oraya da gidip gezmiş oluruz en kötü. Bakayım neredeymiş Central Park. Şu an ben arkada abi, 10 dakika ben biliyorum. Öyle biliyor musun? Şuradan dümdüz çıkıyorsun abi. Oğlum 2 mil diyor lan. Yok abi 2 mil değil. Ya orası ortası. Ortası. Tam ortası. Ama o nerede? Onun çok büyük lan. Şuna Central Park bak, çok büyük. Anasını evet. Satayım şuna bak. Central Park büyük yer. Öyle. Orayı komple gökdelen dikseler onun var ya. Onun hepsini yürümek var ya. 2 saat sürebilir hepsini böyle dıştan yürümek. Şu dondurmacının yerini bulalım ya. Bulan varsa... Abi işte Central Park da şimdi hangi neresinde anasını satayım? Şu an orada mı? Şu an orada. Yayında abi adam. Burası Central mı? Aynen. Nereden biliyorsun? Ben önceden gördüm. Ben... Central Park'tayım diyordu çünkü. Şu an ama orada mı? Yani? Onu soruyorum. Bence hep oradadır yani. Mantıklı olan o. Dur bakayım chat, bunu bulabilecek olan var mı bak? Ercan.usa şu an yayında TikTok'ta galiba. O adam burada dondurma yapıyormuş. Bunun tam
lokasyonunu bulursanız gidip merhaba diyek. Yazıyoruz da adam çete bakmıyor galiba. Meşgul şu an, müşterisi var. Ne olmuş? Çete yazsanıza diye akıl bakmıyor veriyorlar da amına koyayım. Söylüyorum. Bakmıyor ki anasını satayım. Abi neredesin, şu an yanına geleceğim dedim. Bağış atsak yine bakmaz değil mi? Ya i̇şte müşterisi varken çok zor. Müşterisi var adamın. Konum Central Park. Senin çektikler geldi buraya izleyelim. Bakalım. Bulabilirseniz... Adamı, senin çek gitti, adamın çeti bastı. Aynen galiba. Bulabilirseniz olur. Belki Insta Stories ama Stories'i yoktu ya. Bak bu kanala. Durum az. Ama adam yoğun şu an, görmeyebilir. Ben şu boyacı teyzeleri gözden kaybettim komple ya. Kadının hareketçiydi bana ya. İnanamıyorum ya. Money. Siktir lan. Bunlar da dağıldı. Çete baktı abi. Ufak bir baktı ama şey yapmıyor ya. Tam görmeyiz. Ulan böyle bir şey olamaz ya. Belki görür. İşten dolayı görmüyor. Görecek ama çok insan yazıyor ya bak şu an. Dursun yazıyorlar. Sana ghost mu diyorlar? Neyse görürseniz ghost bulursanız söyleyin gidek. Sanki az önce dediler ki ghost nasıl geldi falan. Ghost Atakan'ı yedi desene. Ben de anlamadım. Bir şeyin kutlaması değil, gösteri, show, eğlence. Ghost. Bir şey kutlamıyorlar yani. Ya asıl Musa Usta'nın gelip şu sosisin önünde fotoğraf çekilmesi gerekiyordu da. Instagram'da sabitlediği story de var diyor. Instasına gir, sabitlediği story'lere bak. He. Central Park ya. Central Park'ın neresi ama? Dev gibi yer amına koyayım. Neresi olur abi? Büyük bir yer ya. Ama uzak köşesi olsa gidemeyiz zaten. Çünkü büyük bir yer ya. Çok büyük. Mesela büyük yer. Şimdi görecektir abi. Yoksa. Dayı ne yapıyorsun? Abi yeşil gözlüğü mesleğine bırakçıla uğrar. Kesin uğrarsın kardeşim, gelme. Onlar da adam. Ön kameraya aç kanka, Times bok gibi mi? Adam bakmıyor kanka, onu sal ya. Oraya gidip yürüyebiliriz. Yani olabilir. O tarafa doğru gidebiliriz. Belki yol üstünde buluruz. Aynen, bulamazsak başka daha bir şey yürü de yürüyek ya. Yürüyebiliriz. Ben bir su içeydim ya. Hiç. Çantada kaldı. Ben idare edeyim yani. Dur şunu ya. Çıkarayım da dolanmayalım. Çevireyim mi kendime? İstediğini yap. Ne, 68'e mi basacağım? 68. Üsttekiler ön kamera, alttakiler arka. Evet. Yayın bana emanet. Abi üstte daha güzel görüntü veriyor ya sana. Ne? Üstte daha güzel görüntü veriyor Twitch'e göre. Evet. Levi's'in karşısında videosunu gördüm. Çünkü Twitch kuşluk yapıyor onu benimki. Görüntüyü bozuyor mu abi? Selam dostlar. Bozup veriyor maalesef. Karı kız göster. Benim mükemmel temiz yüzümüzü görmek istemiyor musunuz ghost'la? Sana niye ghost yazıyorlar ya? Aa, buraya da ghost yazmışlar. Aynen, adamın adını ghost koydular nedense. Çünkü o ghostladı ya, o yüzden. Ghost abiye selam söyle. Ghostlamak yani takip ettiği yayından bizi buldu ya. Onun ha, o ghostlamak. Ghostlamak ben şey sanıyordum. Öyle değil. O da bir kızla takılıyorsun, sonra diyorsun yani cevap yazmıyorsun falan. O da ghostlamak ama o şey, flörtleşirken ghostlamak. Bu yayını ghostlamak. Anladım. Yani sen ekrana bakarak senin konumunu buluyor, seni buluyor. Ghost, sana o yüzden ghost diyorlar kanka. Abi bu Twitch'te çok kick mi bu? Kick, Twitch aynı Twitch'e şey. Ne oldu? Twitch şu
şu an biraz ölü. Öyle mi? Sen, ben yayın yapacak olsam bundan mı yapayım? Ha, sen al bence abi. Kipte yap, evet. Benim senin Türkçe bayağı kötü. Hayda. Abi, ne hayda, ne oldu? Bir sürü insan yazdı hayda. Bu kadar insan nereye sıçıyor biliyor musunuz? Tuvalet kullanmak için McDonald's'tan 5 dolara burger alıyorsun. McDonald's'a sıçıyor. Aynen. 5 dolara burger artı tuvalet. Buradaki McDonald's normale göre 2 kat pahalı Times Square'da. Apple mağazasını geçince solda girişte hemen o dondurmacı diyor. Allah Allah, bilgiye bak. Oradan ödündün lan bu bilgiyi. Apple'a bakayım neredeymiş. Apple'ı biliyorum ben. Şurada bir yerde. Yürürüz oraya. Sen suyunu ne yaptın? Ya çantaya koydum. İçmedim. Biraz içtim. Ha, iyi. Sen istiyor musun? Ya var bende. Okay. Taharet musluğu yok orada, götü nasıl siliyorsun? O çok tehlikeli bir konu bu arada. Ya Amazon'da satılıyor, onu sonradan tuvaletine takıyorsun. Ya da yoksa ıslak mendil, yoksa kuru mendil. Adam koordinat attı. O zaman ufaktan gidelim o tarafa. Olur hadi. Ses kaydıysa kaymıştır chat, yapabileceğim bir şey yok. Belki kamerayı döndürdük ya. Olabilir, her şey olabilir. Mobil yayınlara müdahalem yok yani, neyse o. Felaket bir ot kokusu, gerçekten başım ağrıdı ya. O zaman buradan Apple mağazasına doğru gidelim. Altından yine tren geçiyor. Kanka dedin ya posta gidiyorum. Oralardaymış adamın. Evet. Gidelim abi. Gidip adamı baskı dondurma yememiz. Bunlar neyin sırası? İşten dolayı adam görmüyor ya. Bak. Aynen. Adam yoğun adam. Üf. Hayla bak sıra. Maşallah. Helal olsun. Aha, almış dondurmayı bu. Hazır tıkanıkken geçelim. Lan ne uzun kadın. Bunlar otobüs turuymuş ya. Şimdi Central Park'a doğru gidiyoruz. Central Park'a yaklaşınca orada bir tane yer altında cam eken bir şey var. Apple mağazası var. O Apple mağazasının oralarda bir yerlerde bir Türk dondurmacı var. Bakalım bulabilecek miyiz? Ya da verilen bilgiler doğru mu acaba? Onu göreceğiz birazdan. Who said that you will come in? We're from here. $50. He's gonna play for 5-0. Yeah, 5-0. Babu babu. Aslında fena değil ha. Benim ilk kez gelen adamım. Tabii canım. Yani bir pedikebe bineceğine bulabilmen daha iyi. Üstü açık otobüste gidiyorsun, geziyorsun. $50 her yeri görüyorsun. Bütün şehri görüyorsun. Burada Amerikalı yok ya. Yok. Harbiden Amerikalı azınlıkta burada. Aynı İstanbul gibi. Nasıl Türk azınlıktaysa İstanbul'da, burası da öyle. Buraya marihuana yapan düşmedi değil mi? Allah korusun abi. Türkiye'deyken de yapmıyordum. Buradayken de Allah korusun. Türkiye'de yapma zaten. Buradayken de Allah korusun. Burada yapacağım. Sigara da falan da içiyor. Adam koordinat attı amına koyayım. Oğlum onu ben nereden bulayım? Bak. Ben seni
Ben sana nerede olduğumu söyleyeyim, sen beni yönlendir, tamam mı? Ben şimdi Central Park'ı buldum haritadan, tamam mı? Central Park'a güneyden kuzeye doğru, yani aşağıdan yukarı doğru böyle yaklaşıyorum, tamam mı? Şu anda hiza olarak kaçıncı sokak burası? 50. 50. sokaktayım yani. 50, 51, 52 diye gidecek yukarıya doğru. 7. caddedeyim. Cadde olarak da 7. caddedeyim. Bana sağ sol de şimdi. Ya da doğu batı kuzey güney de oradan anlarım. Size 20 dakika uzaklıktayım. Şimdi yürümeye üşeniyoruz Akü. Tamam. Biz üşenmiyoruz. Biz kuzeye doğru gidiyoruz. 167 West 46 mı? 46 ise aşağıda kaldı. Aşağı mı? Yanlış bilgi. Evet, etrafı şöyle bir gösterse anlarız nerede olduğunu. Neyse dur, gidiyoruz. Yaklaşıyoruz her türlü de. Beşinci Avenue'dan geç diyor. He. O zaman sağdan ilerleyeceğiz. Buradan 5'e geçelim. Heisenberg 070. Senin ben kafanı sikeyim. Ben ne anlatıyorum, sen ne diyorsun? Gelin beni takip edin. Aynı yere çıkacak. Ya 5'ten gidelim dedim de o yüzden. Buradan direkt önüne çıkıyor zaten abi. İyi tamam. Adam New Yorker ha. Tamam. Ghost'u dinliyor. Bak bulamazsan sana sövecek bütün buluruz chat. Abi. İyi hadi bak. Buluruz abi, buluruz. Başını bulursun da. Hepimiz adama adresi sorduk. Korktu amına koyayım diyor. Onun şimdi ne oluyor? Kim geliyor diyordur şimdi. Lan 3 kişi geliyoruz. Abartmayın siz de chat. Ghost'un instan ediyor. Senin instan ne? İnstan mı abi? Vermek Mami, istiyorsan tabi. Mami 5 tane i ve sonunda. Mami 5 tane i ile sonunda da v mi evet var? Abi. Instagram mı? Evet abi. Bu 5. hesabın mı? Yok abi, normal. Olmuyordu. Tam düz Mami yapacaktım. Tek bir i ile olmadı. Ben de uzattım öyle oldu. 5 kere denedin, o da olmadı. Bir de v koyayım dedim. Evet abi. Abi. Adamın eteği mi var? Şortmuş. Bekle, kırmızı. New York kameralar gelecek olsa bana yazar diyor abi. Allah Allah. Allah Allah. Ya, tanışmıyoruz ki. Şey ya. Ben siz dediniz diye haberim var ama gidelim bakalım işte tanışak. Abi. Gelin yeşil. Trollüyor seni ya. Aynen öyle zannediyor abi. Gelmesin mi diyor. Adamın acaba ikinci telefonu var. Aa, herkes gelmesin diyor dedi chatten. Gelmesin ana mi diyor. Yok ya, öyle bir şey demedi abi. Chatten 3 ayrı kişi aynı anda yazdı. Gökhan gelmesin diğer dedi. Diğer telefonu diyor var mı? Ona göre ben Insta'dan mesaj çekeyim. Oğlum. Tek telefonu mu var, ikinci var mı? Değil mi abi? Adamı. He, adamın görüntü çarptı. Acaba yazsak görür mü? Ya neyse. Öyle dediyse gitmek o zaman. Ben öyle dememiştim herhalde. Ne öyle bileyim. Ben duydum ama. Ben dedi gelse dedi beni yazar zaten bana dedi Gökhan. Ha. Yerde cüzdan mı vardı? Tüh. Yayında gecikme var. Kim bilir nerede şimdi. Adam diyor ki o kim amına koyayım gel. Oğlum. Neyse, chat'e güvenim sıfır oldu şu anda. Biz gidelim bakalım. Moralim bozuk muhatap ananın amı. Yok artık. Öyle de demez yani tanımadığı insan hakkında da. Tanışmıyoruz sonuçta da. Abartmayın chat. Bak yerden osurup gazı çıkıyor. Köpek de onu koklayacak şimdi.
Apple dükkanını gezeriz. İnternet çekerse. Orada. Çünkü yer altında bir mağaza orası. Bakarız yani. Abi şimdi şey yaptın da gelmesin dedi, gerek yok dedi. Şimdi saçmalama. Gelmesin ya dedi. Öyle. O zaman gidelim abi ya. Ne demek, ne demek ya? Gelmesin, gerek yok dedi. O ne demek ya? Öyle mi? Lan böyle bir şey de ilk kez rastlıyorum. Gelmesin gerek yok mu dedi? Türk'ü ziyarete gidip dondurma yiyeceğiz lan. Aa. Ama isterseniz Apple bayisine gidebiliriz abi. Yok abi. Apple Apple'da bir şey yok gezecek ya. Chat doğru söylüyormuş. Ben beni trollüyorlar sandım. Ya. Şimdi yazdı abi. Şimdi duydum ben de. Hani şimdi bir daha söyledim. Belki o ilk söylediğini duymadım ama şimdi duydum. Niye öyle bir şey der ki tam ya? Tam bitmeyeyim ya. Nedenini boş ver, bilmiyorum. Gelin şeye gidelim. Apple dükkanına gidelim o zaman. O da aynı yerdeydi zaten. Tanışacaktık oğlum. Niye öyle bir şey oldu ki? Destek çıkacaktık adama. Ben tanımıyorum. Ben yani tanışmaya gidiyordum da siz dediniz diye. Diyor ki Gökhan Önder gelse diyor, bana yazar diyor. Adamla hiç muhatap değilim. Öyle. Tamam. Neyse. Tamam o zaman boş. Buradan düz mü gidiyoruz şey Apple için? Düz. Central düz mü? Okey. Tam önümüzde zaten abi. Ağaçlar ne oluyor ya? Amerika'daki marijuana tüketimi alkol tüketimini geçmiş abi. Ya geçmiştir çünkü kafa olmak için aslına bakarsan daha temiz ve daha ucuz alkole evet. Kıyasla. Ne bileyim baş dönmen bilmem ne kusma olmuyor. Ertesi gün baş ağrısı yapmıyormuş. Yani. Yapmıyormuş. O yüzden mantıklı olabilir. Bir de zaten legal oldu ya. Bu da gerçek mi şey mi lan? Asistir aynen. Aa gerçekmiş anamız. Bunu maket zannettim ya. Düz devam değil mi? Evet abi. Düz devamız. Yeşil mi? Değil. Vallahi değil ya. Ama geç. Geç geç. Bunlar beklesin. Bunlar enayi biz Türk'üz. İleriden mi? Daha açsam mı bu yerden abi? Sen burada mı delivery açıyorsun? Evet abi. Bisikletle rahat abi. Evet abi. Çok iyi. Ya hemen hemen biliyorum ya. Yani. Arabayla atılmaz ama. Yok abi arabayla büyük. Arabayla burada var ya. Çok. Kazandığın her şeyi cezaya ödersin büyük ihtimal. Evet abi. Gerçekten. Peki bisikletten elektrikli falan mı yoksa sen full? He. 35'te falan gidiyor. Kaça aldın elektrikli bisikleti? Oğlum, 600 dolar abi. 600 dolar. Amazon'dan aldım. Abi 35'te gidiyormuş bisiklet. 35 zaten buranın hız limitinin üzerinde. Bir de 35 demek 50-60 kilometre demek. 50. Tabii canım. Vay arkadaş. Çift akü aldım abi. Ha? Bir akü bitiyor, birini dolduruyorum. Ondan sonra geliyorum, diğerini alıyorum. Bütün gün yetiyor mu sana ikiye? Sistemi kurmuş. Güzel. Ama ikisi çok pahalı abi yani. Nasıl? Oha. Nasıl şarj ediyorsun? Kablosu var abi. Evde. Evde dayın abi takıyorum. Bu arada dayı çok zengin ha. 2 saatte falan komple doluyor 3 saatte. Şapkası var. Ama normal orta şeker 1 saatte dolar yani. Anladım. Ah lan. Bu Türkiye benziyor. Yeşil. Oha, tiplere bak. Çok iyi lan. Grand Rap oynuyorum sanki amın ök. Benim bisikletimi burada New York City'de delivery yaparken, ben de ilk geldiğimde çalışıyordum. 3 gün çalışabildim. 3. gün bisikleti çaldırdım. Ne diyorsun ya? Sonra işi bırakmak zorunda kaldım. Nasıl çaldılar? Kitlemedin mi? Birazdan göstereceğim. Şu ileride benzer bir nokta var. Abi Central Park'ın oradan geçelim mi yoksa direkt buradan aşağıda gidebiliriz yani. Central Park'ın ya. Oradan geçelim. Central Park'ı bir görek geldi. Central Park güzel ya.
çok büyük abi, içinde kayboluyorsun gezerken. Aynen. Ben bisikletle bir kere gezdim onun için. Yürüyerek gezilmez zaten. Yürüyerek değil abi. Bir de çok fazla kalabalık abi, aşırı. Allah kalabalık sevmiyorsan ben çok sevmiyorum. Sen yakında buradan uzarsın. Ben zaten anlamıyorum. Yeni gelen adam nasıl burada tutunuyor? Hiç anlamıyorum. Burası gerçekten iyi bir yönetim. Doğru. Gerçekten çok pahalı ve gerçekten çok kötü. Yani. Ben hep şeyi tavsiye ediyorum. Yeşil. Böyle biraz küçük eyaletlerin büyük şehirleri. Ohio evet. Falan mesela ilk başlangıçta çok iyi. O tarz yerler. Veya Maryland. Birçok köpek evet. Var. Washington DC. Oralar mesela. DC. DC bir tık abi. DC'nin şehir merkezi pahalı. Buradan iyidir. Buradan hiç daha iyi abi. Aynen. Adam troll mü sanmış? Ya trafik olarak ya mesela, burada adam... araba kullanamazsın abi. Ama oralarda mesela çok daha rahat kullanabiliyorsun. Yani... Oğlum bir sağ bir sol olduk amına koyayım. Ah gözüme bir şey girdi. Bana da girdi biliyor musun az önce? Amına koyayım çok pis acıdı. Oğlum şehir leş gibi olduğu için... Gözüme kim bilir kimin bokunun parçası. Hah bak bisikleti nasıl çaldırdım hemen gösteriyorum. Durun şimdi. Dur. Bisikleti geldim, buraya koydum, yanaştırdım. Buraya böyle zincirledim. Adam ne yapmış biliyor musun? Bunu buradan sökmüş, ayırmış, bisikleti buradan çekip götürmüş. Peki gece boyu mu bıraktın, paket mi alıyordun restoranda? 15 dakika bıraktım. Restorandan bir şey aldım. Aynen, restorana girdim, yeni paketi bekliyordum. O sırada tık 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 sökmüş gitmiş. Amına kodumun çocuğu. Yeni gelmişim var, o kadar üzüldüm ki. Anlatamam. Gördüm. $300 vermiştim ben. Normal bir yok, normaldi, pedallı. Aynen. Bütün buralarda böyle gezdim 2-3 gün. 3. gün patladık amına. Çok daha yorulursun yani. Yoruluyordum zaten ama eğlenceliydi de bir yandan. O zaman çünkü yeniydim, keşfediyordum. Düşünmüyordum onun yorgunluğunu yani. İlk geldiğinde çok güzel geliyor her şey. Evet evet. Şu an sikseler yapmam mesela. Yani zor gelir açıkçası. Hani büyük konuşmayayım da zorunda kalırsam tabii ki yaparım. Ama tercih etmem. Ama yeniyken ve yaşım da o zaman 25-26 idi. Yani her türlü yapıyorsun. Ama işte belli bir yaştan, belli bir tecrübeden, belli bir zamandan sonra zor geliyor. Doğru diyor mu kanka? Ben de 19-20 yaşındaydım. Ya bir de genç olarak gelip de burada daha böyle tecrübe bulup bir şey olmak daha iyi değil mi? Vallahi yaşlandık şey. Çapış olarak, biri olarak mesela. Genç yaşta iyi. Biraz daha elastik oluyorsun. Sikseler yaparım evet, biraz fazla bak. Sıkmesinden, niye sıkıyorlar? Biraz daha yaşlı geldiğinde bazı şeyleri kırmak zor olabilir. Ben o yüzden erken geldiğim için memnunum. Ben de aynı şekilde abi. Central Park'ın abi, girişi burası. Ha, öyle yapalım, tamam. Çok bir şey uçuyor gözüm önünde, kör oldum. Allah öyle mi? Sağ ol. At Ozan karşıya geçelim, ondan sonra sağa dönelim. Aynen. Bekleyin şey yeşil ışığı. Bak Uber bir tane. Burada da TLC plaka zorunluluğu var, biliyor musun onu? Uber'e değil mi? Ne demek o, taksi limo öyle bir şey herhalde. Taksi limousine commission böyle bir şey. TLC plaka. Onu almadan ve lisansını da alıyorsun. Hem arabaya hem kendine. He. Sınavı falan var onun. Onu almadan Uber yapamıyorsun. Yasak. Onu da kesin yine bir takla döndürmüştür Türkler. Yok yapamazlar ya. Yani büyük suç çünkü. Onun evet, riskini Allah'ım. Alacağını zannetmiyorum. Ne ışıkmış arkadaş. Neredeyse her şey bir şey bulmuş araba şey. Ondan dedim zaten. Geçelim abi. Ha şu dondurma olabilir ha. Olabilir. Vallahi beraber gelmişken bir bakalım da o mu değil mi bilmiyorum. Oldu ya. Oldu ya. Lan ne gürültülü bir. Gerçi buzluk çalıyor. Ulan çok umutlanmıştık ya. O değilmiş. Yok. Yok. Dondurmacıya baktık sanki dondurmacıyı beğenmedik gibi oldu amına koyayım. Aynen. Adam da bize bakıyor. O değilmiş.
Dondurmacıya bunlar niye bana baktı da dondurmamdan yemediler. Neyse denk gelirse uğrarız da dönemeyeceğim şimdi. Nerede olduğunu da bilmiyorum ki. Burada bir yerde de yani 1000 tane dondurmacı var. Bak burada mesela boşluğa bastım. Huneci sokak street food. Şu evler var ya 1+1 olsa bile 4K. Kirası minimum 4K'dır. Minimum. Hele bak şu amına koyayım. Şuna bak. Üf. Şuraya bir zoomlayacağım. Kim bilir kimler yaşıyor lan burada. Burada araba alamazsın değil mi? Alsan çile çekersin.